Sinop Boyabat Göve köyünden bir evden içeri giriyoruz. Yaklaşık 10 yaşına la en son hatırladığım, hala kullanılan şu kilidi de görüyoruz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Taşır mı bizi bu? Taşır. Azıcık sallanıyoruz ama. Çocukluğu hatırla işte, sarımcağa binmiş gibi. Öyle mi? Salıncak sallanıyor ama bu sabit duruyor. Bazen öyle olur. Nasılsınız? İyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk. Biz sizi gördük daha iyi olduk efendim. Aşk ya, olsun. İsminizi bağışlar mısınız lütfen? İsmim Fadime. Fadime Hanım. Bir bakınız hele bize Fadime Hanım. Bakalım. Şuradaki dişe ne oldu Fadime Hanım? Onu koca herif kurdu. Kim? Koca herif kurdu, adam vurdu. Nerede? Adam. Adam nerede? Adam öteki evde. Halledip geliyorum. Adı ne adı? Adı Süleyman. Süleyman! Şaşırdım. Tamamdır. Fadime anne. Ne diyor? Kanın yerde kalmadı, bir şey demiyor. Bilmiyor mu? Oh, biraz uğraştım ama. Çok zorlandım. Bu ne? Bu? O adamın dişleri. İşte Süleyman'ın dişi, al. Ya. Senin bir dişine karşılık 3 tane dişini aldım geldim Süleyman'a. Vallahi iyi yaptın. Kanını yerde koymadım. Koyma. Oh, var mı başka böyle köyde hasmın, işte ne bileyim daha önce kötülük yapmış biri? Hemen o defterleri, hesapları kapatayım geleyim. Yok. Yalnız zorlandım. Yok. Eller de acıdı biraz ama kerpeten gibi uğraştım. Kopardım olan dişleri, söktüm ağzından. Söktüm ağzından, vallahi aldım geldim. Vallahi iyi yapmışsın. Dikkat edin eşlerinizin dişlerine, dikkat edin. Dökmeyin. Anadolu'nun her tarafını dolaşıyoruz. Kısasa kısas, dişe diş. Üstelik bire karşı 3 diş. Onlar da görüyor, biz de onları. Adil bir savaş oldu yine de. Tamam mıdır bu defter, kapandı mı? Kapandı. Ne İstiyorsan yapalım? Şey yapayım, gideyim ayaklarından bağlayayım. Olur mu canım? Bayrak olur mu? Direğini asayım. Ayıp olur, olur mu? Şimdi ayıp herkes olur gider, ondan kalır. Olur mu öyle şey? Doğru söylüyorsun Fadime anne. Biz bile düşünemiyoruz bunu. Öyle ya, biz sonuçta 15-20 dakika sonra buradan çıkıp gideceğiz. Tabii. Sen Süleyman'cınla kalacaksın gene. Tamam. Baş başa. Seviyor musun Süleyman'ı? Sevmen mi? Çok severim. Vallahi mi? Vallahi severim. Böyle sabahları kalkıp yanında Süleyman'ı görünce. He? Böyle bir için kırparı ürperti oluyor mu? Bir kıpraşıyor mu için? Yok canım, niye kıpraşın? Benim önce daha bir sevince geliyor. Yanımda yattığını görünce, oturduğumu görünce. Horlar mı Süleyman? Horlamaz. O zaman mesele yok tabii. Rahat rahat uyursun sen de. Ne zaman evlendiniz Süleyman abiyle? Vallahi ben şimdi anca doğduğumu biliyorum. Evlendiğimi bilmiyorum desem şimdi yalan konuşurum. Farkında olmadan mı verdiler ben seni? Yok, ben onu kaçırdım beni herifini sevdiğimi. Benim sağ kulak. O sağ kulağımın zarında örselenme oldu da. Kaçırdı seni Süleyman, öyle mi? Vallahi ben onu kaçırıyorum. Ben nasıl kaçıracak ki? Şimdi kızla kaçırıyor adamı. Nasıl kaçırmışsın sen Süleyman'ı canım? Dedim seviyor beni. Anam babam bilmiyor. O seviyor. Sen istedin bir de Allah bilir. İstedim tabii. Geldim, vermediler sana Süleyman'ı. Vermediler. Gel giderim dedim. Çaresi yok. Attı sırtına, götürdü koca adamı. Allah sırtını da götürdü. Kocağını da uzun, götürdü. Adam uzun, ben sana söyleyeyim. Binince bacaklarım yere değmiyor. Nasıl kaçırdın sen bunu, anlamadım ben ya. Nasıl mı kaçırdın? Nasıl kaçırdın? Dedim gel buraya, ikimiz gidelim, senin annene vermiyorlar. Benim babama da söz geçmiyor. Dedim ikimizin koruna kalmasın. Bir taksi. Fikir sana ait yani. Taksiyi de taksi sen dedim, çevirdin Allah bilir. Taksiyi ben çördüm, şimdi yalan konuşma. Taksiyi o getirdi. Biz de ikimiz bindik. Pırladığımızdan gittik yuvadan. Nereye gittiniz? Buraya geldik, yuva kurduk işte daha. Hayır, burada köyümüzde. Ne vardı? Burada ne vardı da? Burada Süleyman vardı işte. Sen kendi köyünden buraya ben geldin. Ben kendi köyüm. Benim köyüm başka. Ben buranın kızı değilim. Nerede görüşüyordunuz da böyle tanıştınız? Ama o benim akrabam, gelip gidip koruyordu. Ben de güzel olduğu için seviyordum. O sizi beğeniyor muydu? Beğenmez mi? Beğenmez mi? Nasıl, göz mü atıyordu? Pişt! Hadi bak! Kız! Bak böyle! Bak hele! Ha? Kız! Bak böyle diyor. Bak böyle! Sen alacağım kız. Alacağım, kaçacağım. Vay be. Allah yarabbim. Böyle esasında komedi filmlerine konu olabilecek muhabbetten böyle bir dev aşk. Yani Cenab-ı Allah sen nelere kadirsin. Bu ne bezidir? Meşhur Boyabat bezi bu mu?
Vallahi babat bezi dişlerini alıyoruz, böyle dokuyoruz, para kazanacağız diye. Ona geçim ediyorsun işte. Çok zor bir şey be ama annem be. Zor ama başka türlü gelir yok, ne yapalım? En önemlisi de ne biliyor musun? Tezgahın başında oturduğun zaman bir tanecik gözünün nuru, canının ciğeri, göz bebeğin, çocuklarının babası, gönlünün sultanı, o Sultan Süleyman'dan uzak kalıyorsun ya burada. Gelir mi ara sıra hasretinden prangalar eskiden? Orada oturur, orada gözüm orada oturur. Öyle mi? Onun yeri orada. Orada oturur. Ha, oraya yatar uzun uzun, ben buradan oradan konuşuruz. Yoksa örmüyorsun yani, işlemiyorsun yani. Onu gördüğüm zaman bazen yapıyorum, bazen gidiyorsun oturuyorsun yanında konuşuyoruz, laflıyoruz. Yani bu iş bitmez, ömür biter de. Süleymansız çekilmiyor mu bu tezgah? Bazen olmayacak, mecbursun çekiyor. O olduğu zaman canın istemiyor, onunla oturup muhabbet yapma canın istiyor. Ne konuşuyorsun, neden konuşuyorsun, nelerden konuşuyorsunuz? Diyorum, ne yapıyorsun, nasılsın diyor, kalk gezelim diyor. Tarlamıza gidelim, hayvanlarımıza gidelim. Böyle bir bozukluğu olmasın. Çoluğumuz çocuğumuz var diyor, biz de onlar için uğraşalım. Haliyle tabii peşime düşecek. Yani öyle restorana gidelim, bir yemek yiyelim bu akşam dışarıda. Yok, deniz kenarında yok, bir çay içelim. Yok, yok. Hayvanlara gidelim, otluğa gidelim. Ahıra bir bakalım. Yok bir şeyimiz yok. Olsa adam istediği yere götür burada. Burada nerede? Kahve bulamazsın, lokanta bulamazsın, bir şey bulamazsın. Sinop'a bir götürsün seni canım, deniz kenarında bir çay içirsin sana. Ama Sinop'a götürecek de şimdi işimiz var. Sinop'a da götürür, gezdiririm. Gezerdi, gezerdi. Gezer vallahi. El ele mi dolaşıyorsunuz Sinop'ta? Bazen el ele dolaşıyoruz, bazen kolumuzu atar öyle gezeriz. Elini atıyor mu omuzuna? Atar. Şöyle duruyordunuz zaten. Biraz ben alacağım, Allah'a gider. Ayakkabını şu... biraz düzgünlüğü falan giydirir de dek geliyor. Topuklu giysen? Tabii. Kıskanıyor musun? Kıskanırım da nasıl? Kıskanılmaz mı adam? Yani Sinop'a gittiğinde böyle bir hanım dönüp böyle dikkatli birkaç kere baktığında saçını başını yolasın geliyor herhalde. Saçını başını yolmaz da dikkat eder. Şöyle giderse gözünün bebeğini çıkarım da onu yolamam. Serseni. Aleyküm. Ya hakkını helal et Süleyman abi, kusura bakma ya. Hele bir gel hele şöyle ya. Bir gel hele şöyle, bir otur hele ya Süleyman abi. Hanıma yakın mı oturuyor? Hanıma yakın oturuyor. Ya kusura bakma, dişlerini de aldık Süleyman abi ya. Yedek diş var canım. Ya, üstüne siz üstüne aldınız. Bakabilir miyim bir, acımadı değil mi canım? Yok yok. Ya kusura bakma Süleyman abi ya. Yenge dedi ki ortada dişimi ne yaptın dedim. Süleyman aldı deyince, kırdı deyince dayanamayıp geldim ben de üç tane dişini. Benim diş aldın, buraya taktın yani. Yok öyle, intikamını almış olduk Fadime annenin biz. Ha, öyle sen mi tarif ettin? He? Sen vurdun be, ne diyebilirim, ne yapıyorsun, soruyor, meşgul değil miyim? Niye yapmışsın? Vuruyorsun Süleyman abi ya Fadime anneye? Ya burası orman kanunu var burada. Nasıl orman kanunu? Bayağı orman kanunu var. Burası sosyete yer değil. İstanbul, Ankara gibi büyük şehir olsa zaten yapamayız biz bunu. Burada adamların dediği olur. Bayanların dediği olmaz. Kabahati neydi? Geç gelmesi. Nereye gitti de geç? Tarladan geç geldi diye. Tarladan geliyor bir adam yani, komşuluktan gelmiyor ki. Geç gelmeyecek. Burada böyle. Kaçta geldi de mesela? 12'de gelecekti. 1'de geldi mesela. Öğlen. Evet. Bir saate bir diş sokuyor bu adam. Bir saat bir diş. Bir saate bir diş işte. Sen galiba abi 2 saat takmışsın. Hadi anne, 2 diş aldığına göre. Bu kaçırma hadisesi nasıl oldu? Kaçırmış sizi. Ya zamanında öyle bir şeyler oldu işte. Hayır, Fadime Hanım kaçırmış sizi. Beni mi? Yarı o kaçırdı, yarı ben kaçırdım. İşte öyle bir şeyler oldu. Ve göz möz yapmışsın, kaş göz yapmışsın sen. Ya biz o zamanları bu şekildeydik. Şimdi dili dışı yedik biz. O zamanlar daha pırlanta gibiydim böyle. Yakışıklıydım. Gene yakışıklı sayılırsın. Yok yok, artık biraz eskilik. Yine içi pırpır ediyormuş ama Fadime Hanım sizi görünce. Benim mi? He. Bilmiyor musun yoksa? Valla orayı bilmiyorum. Yok, seni görünce içi pırpır mı der, dırdır mı der. Allah kolaylık versin size. Çok memnun oldum sizin gibi birbirini seven, böyle gözlerinin içine bakınca gözlerinin içi gülen bir çift görmekten çok memnun oldum. Aklım hiç arkada kalmadan gidiyorum ben şimdi. Boyabat, oradan Sinop, oradan Samsun, oradan Allah bilir neresi. Allah emanet olunuz, oldu mu? Sağ ol. Bir sağ sarıl ol, da sağ ol. Sizi bir mutlu vereyim öyle. Ben mi sarılıyorum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.